Merhaba arkadaşlar. En son alıştırma 11'de kalmıştık. Hatta ilk sorumuzu çözmüştük. Hemen bir hatırlatayım tekrardan. Bir tam 1 bölü 2'dir. Bir tam 1 bölü 2 kesri bileşik kesre çevirirse 3 bölü 2 olmuş olur. Bunu yüzde olarak yazmak isterseniz 50 ile genişletmeniz, yani 150 bölü 100 yapmanız gerekiyor. Bu da yüzde 150 olarak yazılır arkadaşlar. Diğer soruya baktığımız zaman bir tam, burası da 1 bölü 4. Bir tam 1 bölü 4 demek 1 kere 4, 4. Bir daha 5 bölü 4. 5 bölü 4'ü 25 ile genişletip paydayı 100 yapabilirsiniz. 25 ile genişlettiğiniz zaman 125 bölü 100 olur. O da %125 olarak, yüzdelik olarak yazılmış olacak arkadaşlar. C şıkkına bakıyoruz. C şıkkına. Bir tam burada, bir tam burada. Burada da 1, 2, 3, 4, 5. 5'te 2. 2 tam, 2 tam 5'te 2 demek. 2 kere 5, 10. 12. 12 bölü 5 kesri arkadaşlar. 20 ile genişletilirse 240 bölü 100 olur. Bu da %240 olarak yazılır. Burada kaç tane var ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mu? 10. Aşağıda da 10. O zaman 10, 20, 30, 31, 32, 33 mü? %33 sanki. %33. Tek tek sayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sırada 10 tane, bu sırada 10 tane, bu sırada 10 tane. 30. 33. Tamamen 100 tane vardı. 33 bölü 100. O da %33 olmuş olur. Hamza, anlaşıldı mı? Sesimizi kapatalım. Evet, oldu. Şimdi bir sonraki alıştırmaya geçeyim. Problem soruları. Bak, problem değilmiş. Gösterimleri yüzde sembolüyle gösteriniz. Arkadaşlar, bunları yüzde sembolüyle göstereceğiz ya. Hemen şöyle yapabiliriz. 3 bölü 10. 10 ile genişlet. 30 bölü 100. Bunu %30 olarak yazabilirsiniz. 46 bölü 100 kesrini %46 olarak yazarsınız. Burada da 320 bölü 1000 demek, birer sıfır silin, 32 bölü 100, bu da %32 olarak yazılır. Burası 28 bölü 10. 100'e çevirmek için 280 bölü 100 yazabilirsiniz. Hamza FSS'ini kapatıyorsun canım. Bu da %280 olarak yazılır. Sakın %28 yazmayın arkadaşlar. Burayı anlamayan var mı? Asmin, bir daha tekrar etmemi istedin ya. Anlıyorsun değil mi bunları? Evet arkadaşlar. Evet. Elini kaldırıyor bazı arkadaşlarımız. Kim kaldırıyor? Bir bakalım hemen. Alperen. Öğretmenim, orada E de var da D'dekini ben anlamadım. D'deki. Tamam, D'dekine bakayım. Hocam sesimi açamıyordum, o yüzden konuşamadım. Ha. Tamam. Ama çok fazla arkadaşınız el kaldırmış. Ben bak, hızımı kesiyorsunuz. Hocam ben onu önceden kaldırmıştım. 10 kişi elini kaldırmış. Ben şimdi 10 kişi elini kaldırmış. Hangi birinize söz hakkı vereyim? Tekrar etmemi istiyorsanız tekrar edeyim hadi. Hocam ben çözmek istiyordum. Arkadaşlar biraz hızlı gidelim olmaz mı? Hocam ben de çözmek istiyorum. Hocam bugün ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben çözmek istiyorum. Ben yıllarca bu anı yaşamak için okudum. Sırf bu soruları ben çözeyim diye. Tamam hocam. Lütfen. Çok güzel sorulardır. Ben hadi çözmek istiyorum. C'yi tekrar çözebilir misiniz? Tabii ki C'yi çözelim. C'yi çözelim. Şimdi 320 bölü 1000'de 320 demek değil mi bu? 1000'de 320. Üstten ve alttan bir sıfır. Yani 10 ile sadeleştir. 10'a böl iki tarafı da. 32 bölü 100 olmadı mı? Bu da %32'dir. Nehir, şunu söyleyemez misin?
0 tam, %32, 1000'de 320, 10.000'de 3200. Bu sondaki sıfırların etkisi yoktur diye dememiş miydik daha önce? Şu sıfırların hepsini silebiliyorsun. Yani şuradaki sıfırı silerek de yapabilirsin. Ha, bu kalır. Bu %32 demek değil mi? Direkt böyle %32 yazabilirsin. Çünkü 32 bölü 100 demek. Anlaşıldı mı Nehir? Evet. Tamam. Şu mesela buraya bir sıfır atabilirsin. Değil mi? İstersen. 8'den sonra bir sıfır atabilirsin. Ama biz burada 28 bölü 10 yazacağız. Onu da 10 ile genişletirsen, 10 ile çarparsan 280 bölü 100 olacak. Bu da %280 demektir. Mesela 564 bölü 100 demek bu. 564 bölü 100 demek. O da %564 olarak yazılacaktır. Anlaşılmayan bir şey var mı? Sayfa 175'i açar mısınız? Efendim? Sayfa 175'i açabilir misiniz? Bir şey gösterecektim. 175, evet. Hangisi? Az önce hani 105, 11. etkinlikte şıkkında hani 100'e hesaplamak istediniz ya. Şey yapabilirdiniz. Üstten 10 sayıp satır ve sütundaki sayıları sayıp çarpınca şey oluyor. Zaten 100 olduğu anlaşılıyor. Direkt hepsini hesaplamak yerine daha basit bir şey oluyor. Evet. Üstte 10 tane var, altta 10 tane var. 10 kere 10, 100. Onu mu diyorsun? Evet. Siz zaten öyle yaptım ben. Hesapladınız ya. Burada 10 tane var saydık. Burada ise 10 tanedir dedik. 10 kere 10, 100. Zaten biz onu 100 taneyi saymadık direkt. 10 kere 10, 100 dedik. Tamamı 100'dür. Bu sırada 10 tane, bu sırada 10 tane, bu sırada 10 tane. Toplam 30 tane. 30. 3 tane de şurada var. 33. 33 bölü 100 dedik. Tamam. Evet. Sıradakine bir bakalım. Şu alıştırma 13'ü herkes bir büyüktür küçüktür koysun arasında. Evet, herkes büyüktür küçüktür koysun. Bakalım. Dörtte kaç yapacaksınız? Başlıyorum. Bazı arkadaşlarımız el kaldırmışlar. Hocam. Merve Kızılkan. Öğretmenim bir şey diyeceğim. Yes, you can. En üstteki eşit hocam, değil mi? Bir olmayacak mı? Bakalım büyüktür küçüktür bir de eşit koyabilirsiniz. Tamam. Tamam. Büyüktür küçüktür. Ben sadece büyükle küçüktür işaretini gördüm. Ha, ben de büyüktür, küçüktür ve eşittir demedim mi? Eşittir, büyüktür, küçüktür işareti koyabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim mi size? Söyleyin küçük, hocam. Küçüktürün altına böyle çizgi gördünüz mü? Büyüktürün altına çizgi gördünüz mü? Hayır hocam. Hayır. O eşittir de olabilir anlamında var. Mesela dese ki
bir tane sayı var A olsun. Bu A sayısı bir doğal sayı olsun ve 5'ten küçük eşittir de olabilir. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? 5'ten küçük ve 5'e eşit olan sayıları yazın. 5'i de yazacaksın anlamına geliyor. Bak 5, 4, 3, 2, 1, 0 bunları yazabilirsin diyor. Anladım hocam. Mesela dese ki A küçüktür 5. Bunları yazın dese sen 5'i yazamazsın ama 4'ü, 3'ü, 2'yi, 1'i, 0'ı yazarsın. Hadi yeni bir şey de öğrenmiş oldun. Evet hocam. Hocam evet. Yaptım. 4 hocam ben 5'i, yaptım hepsini. 4 bölü 5'i Merve Kızıltan söylüyor. Hocam. Merve Kızıltan. Hocam ben de bilmiyorum hocam. Evet. İlkinde arkadaşlar 4 bölü 5 şöyle bir 20 ile genişletirseniz 80 bölü 100 olur. 80 bölü 100 %80 demek o zaman eşittir koyuyorsunuz. Aferin Resul. Evet ikincisi nasıl olacak? 25 bölü 100. Bu da 30 bölü 100'dü değil mi? Hangisi büyük? Hamza söyle hadi. Hangisiydi hocam? Bir saniye deftere baktım da bir şey. 25 bölü 100 mü büyük, 30 bölü 100 mü büyük? 30 bölü 100. Ha, Merve sesini açamıyor. Evet hocam, kapatanlar bir daha açılmıyor. Ben de 3 defadır çık gel yapıyorum ondan. Ama Hamza, senin gibi bazı arkadaşlarının sürekli sesini açıp kapatıp hocam çözebilir miyim dediği için kapatıyorum ben. Hocam ben el kaldırıyorum ama, açamıyorum 2 saat. Ama diğer arkadaşlarınızın hakkına girmeyin. Ben şimdi hocam 20, ben görevliyim. 20 kişi 20 kişinin hepsi her birine söz hakkı aynı anda veremem ki. Hepiniz çözmek istiyorsunuz ben farkındayım. Hadi hocam, çözün. %30. Hamza çabuk sorunu çöz. Hadi bekliyoruz. Hocam %30 dedin ya. %30. Burası %25'ten daha büyüktür diyorsun. Merve sesini açtım. Açabilirsin şimdi. 21 kişi. Hocam teşekkürler. Önemli değil. Hocam ben daha hepsini çözmedim. Keşke bana A'da şey izin verseydiniz. Merve şimdi burayı beraber çözüyoruz o zaman. Seni çok beklettim. Suç bendeydi. Sesini açmamıştım. Evet 8 bölü 25. Nasıl 100 yapacaksın paydayı? Kaçla çarparsın 25'i? 25'i kaçla çarpsan 100 olur? Evet. 2 dakika. 25'i kaç ile çarparsan 100 olur? 4 ile. 4 ile. O halde 4 ile genişletiyoruz. Ne olur? 8 kere 4, 32 bölü 100. Şimdi 32 bölü 100 mü büyük? 42 bölü 100 mü? 42 bölü 100. Hangi işareti koyuyormuşuz? Büyüktür işareti koyuyoruz. Tamam? Yani şuraya büyüktür işareti. Hocam büyüktür. Ne? Küçüktür koyuyorsunuz. Olur mu? Şunu koyacaksın. İşaret küçüktür. Pardon. Yani şu işareti koyuyorsunuz. Şöyle. Hayır, örtelim. Okurken küçüktür. Şunu diyorsun. 8 bölü 25 küçüktür. 42 bölü 100. Ya da 42 bölü 100 büyüktür. 8 bölü 25. Madem sırası öyle değil. Daha doğrusu şöyle adlandıralım. Şu balığın ağzı gibi düşünün. Bu taraftaki büyük sayı. Uç kısmına bu taraftaki küçük sayı bizim olacak. Hocamız küçük sayı. Niye K harfiyle geçiyor? K'nin ucuyla yapıyor. B'nin de ucuyla büyük. Evet. Aynen hocam. Ben şu şekilde anlatıyorum. Diyorum ki balığın ağzı büyük lokmayı tutar her zaman. Her zaman ağız bunu öğretiyordu bize. Büyük lokmayı yutmaya çalışıyor. O zaman bu taraf büyük. Büyük lokmayı yakalamaya çalışıyor. Biz küçük lokmayı yakalamaya mesela çalışıyoruz. Mesela 3 ve 2 var. Bakın 3 büyüktür 2.
2, 8. 2 küçüktür 8'den. 8 büyüktür 2'den. Ne yazıyorum? Sesimizi kapatalım. Yapma Mustafa. Hepinizin sesini kapatıyorum. Kendim çözeceğim. Maalesef. Kusura bakmayın. Hayır hocam. Bize bunu yapmayın. Yaptım bile arkadaşlar. Hocam Enes'inkini yapın. Enes'e yapın hocam. Evet, devam ediyorum. Arkadaşlar sıradaki soru bende yine. Diyorum ki 24 bölü 100 %24. Burası da 8 bölü 100 %8. Hangisi büyük? Tabii ki %24 daha büyük. Bu işareti koyuyoruz. 6 bölü 10 demek %60 demek. 6 bölü 10 demek 0'a %60. %60 büyük %78 mi? Tabii ki %78 daha büyüktür diyoruz arkadaşlar. Bekleyin, problem sorularına geçelim. Size söz hakkı vereceğim. Aşağıdaki kesileri yüzdeye çeviriniz. 2'ye bölmem gerekiyor. Arkadaşlar 2'ye bölersem burada, bakın 2'ye böldüm. 9 bölü 100 oldu. 9 bölü 100 demek %9 böyle yazılıyor. 3'e bölün. 3'e bölerseniz 18 bölü 100. Bu da %18. 72 4'e bölünsün. Burada 4'e bölünsün ki 400'ü 4'e bölersem 100 olur. 4'e bölerseniz 18 olur. %18 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 15'e geçiyorum. Kaçırdığınız yerleri YouTube'a atacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi sıralamada harflerin yerine yazılabilecek en küçük ve en büyük doğal sayıları bulunuz arkadaşlar. Buradan 4 bölü 10 demek 40 bölü 100 demek. Yani %40 ile %50 arasına ne yazabilirsin? Doğal sayı yazacaksın diyor. Hah, şimdi Hamza Efe bunu cevaplayabilir. Hamza, sesini aç şimdi. Evet hocam, hangisi cevaplayayım? Sen zor soru istiyordun. Sana 15. soruyu açtım. Hocam A mı B mi? A. Aşağıdaki sema harfinin yerine yazacak en küçük ve en büyük olsaydı mı olur? Evet. A'ya en fazla %41 yazılabilir. Ama en fazla diyorum. Yani en az %41 yazılabilir. En fazla %49 yazılabilir. Evet. Cevap? İşte hocam dedim. Hocam onu istemiyor muydu? Toplamını mı istiyor? Burayı i̇şte okur hocam musun? Dedim onları. Hamza, burayı okur musun? En küçük ve en büyük doğal sayıları bulmuş. Bana bir i̇şte doğal hocam, sayı söyleyeceksin. Hocam şey, A yerine gelebilecek en küçük sayı %41, A yerine gelebilecek en büyük sayı %49. 41 ve 49 mu? Evet. Evet. Şimdi aslında doğal sayı istemiş. 41 bölü 100 bir doğal sayı değil. 49 bölü 100 de bir doğal sayı değil. Hocam ne demek istediğimi anlamadım. Demek istediğimi anladınız mı? Bak diyor ki A yerine gelebilecek, harflerin yerine gelebilecek en küçük ve en büyük doğal sayıları söyle. Sen diyorsun ki 41 bölü 100 diyebilirim, 49 bölü 100 de diyebilirim. Ne bu doğal sayıdır ne de bu doğal sayıdır. Kesirli sayıdır bunlar. Doğal sayı olabilmesi için 0, 1, 2, 3, 4, 40, 41, 42, ta böyle 49, 50 bunlar doğal sayıdır. Ama diyoruz ki onlar 41 ve 49'u kastetmiş. Ama 41 bölü 9 şey 100 bir doğal sayı değildir. 41 bir doğal sayıdır. Anlaşıldı mı Hamza? Anlaşıldı. Bunun yerine A yerine gelebilecek yüzdelikler en büyük kaçtır, en az kaçtır deseydi biz derdik ki %41 en küçük. Değil mi?
%41. En küçük %49, en büyük doğal sayı diyebiliriz. Evet. Hamza'dan sonra kim el kaldırmıştı? Ben birini daha kaldırayım. Hamza, sesimizi kapatalım. Resul kaldırdım. Esad'ı kaldırdım sanırsam. Ali Bulut. Ali. Şimdi 35 bölü 100 var. 55 bölü 100 var. Buraya gelebilecek sayı yüzde B olsun. Yüzde B'sini kastetmiş herhalde. O halde B'ye, eğer yüzde B olarak söylemiş olsaydı keşke şuraya yüzde B deseydi. B'nin en büyük değeri 36. B'nin en küçük değeri de 54. Esat kalksın. Esat'ı kaldırmamıştım. Değil mi Esat? Esat elini kaldırsın bakalım. Ya arkadaşlar, ben sesinizi açacağım. Lütfen söz hakkı verdiğim kişi sadece konuşsun. Tamam mı? Açtım hocam. Sadece söz hakkı verdiğim kişi sesini açsın. Soruyu çözdükten evet, sonra da kapatsın. Sağ ol hocam. Evet. Esat, şu tabloyu dolduracağız. Tamam hocam. Kesir 1 bölü 2. Hocam ona yüzde yapmak için. 50 bölü 100 mü diyorsun? Evet hocam. Kızım dersteyim. Dersteyim kızım. Evet, 50 bölü 100. %50. Hemen bir şekilde diğerinde söyle. Kesir 8 bölü 10 mudur? Kesir 8 bölü 10, evet hocam. Yüzde de 8 hocam. 80 bölü 100 yazabilirsin değil mi? Ha, evet, 80. Yüzde 30. 0,3 de yazabilirsin. 0,30 da yazabilirsin. Evet. Bir de 30 bölü 100. Evet. Diğerinde kiminle çözelim? Bir kişiyi söyle, kaldırayım. Söz hakkı vermediğim arkadaşlarımdan. Hocam Ahmet. Ahmet hiç kaldırmadık mı? Ahmet de görünmüyor. Derste mi ki? Ha, buldum. Ahmet'in sesi açıkmış. Hocam buradayım ben. Evet Ahmet. Hayır hocam, kapalıydı. Hemen şu 42 4,2 olanı söyle. Kesir olarak ne yazarsın? Hocam kesir hali 4 bölü 10. 42 bölü 10. 42 bölü 10 pardon. Yüzde olarak? Burası da %420 değil mi hocam? Tabii ki, buraya bir sıfır at, buraya bir sıfır at. Yani onunla genişle. %420. Hı hı. Hadi %51 bölü 300 vermiş. %51 vermiş. Bunu ne yapacağız? Hocam 300'ü 3'e böleceğiz. 100 olacak. 51'i de 3'e böleceğiz. 17 olacak. 17 olacak. Yani kesir olarak 0,17. Yüzde olarak da %17. Aferin. Son 10 dakikaya girmişiz. Evet. ...300 sayfalık kitabın %15'ini okudum. Kaç sayfa okudum demiş. %15'ini nasıl hesaplarsınız? Bir sayının %15'ini bulacaksanız önce 100'e böleceksiniz. Sonra 15 ile çarpacaksınız. Daha önce yapmıştık bu soru tarzlarını. 3 çarpı 15 kaldı. 3 çarpı 15'te 45 sayfadır. Mesela şurada 400'ün %20'sini... 400'ün %20'sini bu şekilde yazıyoruz. 2 sıfır sil, 80 olmuş olur. 40 kişilik sınıfın %60'ı erkek. 40'ın %60'ı erkekse kaç erkek olmuş olur? 6 kere 4, 24 olmuş olur.
3200 liralık maaşın, 3200 liralık maaşın %40'ını hesaplayın demiş. %40'ını hesaplıyorum. 2 sıfır sil, 2 sıfır sil. 32 ile 4'ü çarp kaç olur? 128. Bir de şurada bir sıfır var. 1280. Çokmuş ya. Öyle değil mi? 1280 lira kiraya çok değil mi? Evet. 21. soru. Arkadaşlar 60 soruluk testin %70'ini doğru yapmışsa 60'ın %70'i 2 sıfır siliyorum. 6 kere 7 42. Ne kadarı doğru yapmış? Ne kadarını doğru yapmamış peki? %30'u kalıyor. 60'ın %30'unu sormuş olsa geriye kalanı 6 kere 3 18. Dikkat edin, 18 ile 42 toplayın, 60 soru ediyor zaten. Bir çiftlikte 200 hayvanın 56'sı koyundur. Yüzde kaçı koyundur? Bakın 200'ün yüzde kaçı koyundur? Yani 56'dır. 2 sıfırı silin. 2 ile kaçı çarparsanız 56 olur? Tabii ki 2 ile 28'i çarparsanız. Sağlamasını yapalım. 200'ün %28'i 56 mıdır? Bakalım. 2 sıfır sil, 2 sıfır sil, 2 çarpı 28'den hakikaten 56 bulunmuş olur arkadaşlar. PDF'yi size atmıştım zaten, çözebilirsiniz. Şu soruya bakalım problem sorularında. 40 liraya satılan kitabın %60'ı indirimle satın alan Beyza Nur kitabı kaç liraya ödeme yapmıştır? %60 indirim almışsa %40'ını tek ödeyecek. 40'ın %40'ını ödeyecekse 4 kere 4 16 olarak bulunacak. Arkadaşlar 16 liraya alıyormuş. Ne kadar indirim yapmış? 40 liraya 16 lira ödemişse, 40 liralık ürüne 16 lira ödemişse 24 lira indirim almış. Aslında 40'ın %60'ını bulsanız da yine 24 lirayı bulursunuz. %60 indirim ya, 6 kere 4 24. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Çok mu hızlı gidiyorum Ahmet? Vitrinde 60 liraya satılan elbise %80 indirimle alan Buse. 60 liraya satılan elbise %80 indirimle alıyorsa %20 lira, %20'sini ödeyecek sadece. Çünkü %80 indirim var. Bir ürüne, 60 liralık ürüne %20'sini ödeyecekseniz 2 sıfır silin, 12 lira bedava. %80 indirimse, yani %80 aslında 80 bölü 100 ya. %80 öderse 20 bölü 100 kalır. Sadeleştirirseniz 1 bölü 5 kalır. 5'te 1'ini ödeyecek sadece. 5'te 1'i. 5'te 1'i nedir 60'ın? 60'ın 5'te 1'i, 60'ı 5'e bölerseniz 12. Bu şekilde de çözebilirsiniz arkadaşlar. İki yoldan çözmüş olduk. Evet, buzdolabına bakalım. 1850 liraya satılan buzdolabı %40 indirimle kaç liraya satılır indirimle? Şimdi %40 indirim yaparsanız %100'den %40'ı çıkarın, geriye %60 kalır. Adam buzdolabına fiyatının %60'ını verecek. 1850 liranın %60'ı kaçtır? 2 sıfırı silin. 185 çarpı 6 buzdolabının ücretidir. Geçelim, çarpmayalım. Bir kişi kilosu 50 liraya olan baklava %40 indirimle satarsa kaç lira indirim yapmış olur? Şimdi %40 indirim ile satarsa 50 liranın %40'ını indirecek. 2 sıfırı silin arkadaşlar. 20 lira indirim yapmış olacak. 1500 liraya satılan bilgisayar %20 indirimle kaç liradan satılmaktadır? 1500 liralık ürün %20 indirimle kaç liradan satılır? Şimdi %20 indirim olmuşsa %80'i, paranın %80'i alınacak. Yani %80'ini bulmamızı istiyor. İndirim miktarını istemiyor. Kaça satacağımızı istiyor? %80'i. %80'i deyince 15 çarpı 8, 120, bir de sıfırı var. 1200. 15'i 80 ile çarparsanız 1200 olur. Şimdi sorunuz varsa söyleyin arkadaşlar. Çünkü son bir dakikadayız.
Sesiniz açık. Değil mi? Ahmet, sesiniz açık değil mi? Şimdi hocam, şimdi hocam, hocam aslında 55 getirdi. Şey miyim hocam? Sabahtan beri derdim. Bir dakika arkadaşlar, yavaş yavaş. Hocam 55 kaça bitti?